gözlerini açar mısın? Lütfen. Anne ne olur gözlerini aç. Ne olur. Tamam. Baba, annem uyanmıyor. Canan. Canan. Hadi uyan güzelim. Bak doktora gidiyoruz. Paraları buldum. Canan. Hadi bir tane. Baba, annem çok soğuk. Gözlerini açmıyor. Baba, anneme ne oldu? Cemre, sakın korkma benim güzel kızım, tamam mı? Sana söz veriyorum, bugün gelip seni bulacağım. Ama sakın korkma, olur mu babacığım? Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Mustafa İlhan, teslim ol! Teslim ol! Tamam, silahım yok. Şıpırdama. Silahım yok, kızım korkmasın lütfen. Ne olur. Korkma Cemre. Ayrıl çocuktan. Korkma kızım, tamam. Korkma. Baba. Korkma kızım, tamam. Kızım ne olacak? Kırmızı naçlı kim olacak? Çocuk esirgeme kurumunu arayacağız. Devlet sahipsiz bırakmaz. Korkma kızım. Korkma yavrum. Yürü. Merak etme. Seni bulacağım Cemre, söz veriyorum. Kızım geleceğim, merak etme. Seni seviyorum. Korkma.
kızım. Figen abla bak, ateş böcekleri. Bak Cemre. Ne kadar karanlık olursa olsun hep bir umut var. Değil mi? Cemre! Baba! Merak etmeyin. Birazdan deneyim, sonra Cemre'yle beraber gideriz. Mustafa Bey, bizim Cemre'yle köşke dönmemiz lazım. Kenan'la Sevda zaten onu arıyorlardı muhtemelen. Şimdi Rüçhan Hanım'la da Macide Hanım çok endişelenmiştir. Birazdan onlar da aramaya çıkarlar. Benim Cemre'yi götürmem lazım. Her yer polis dolu, asker dolu. Yaralısınız zaten, böyle kaçamazsınız. Hemen yakalarlar sizi. Lütfen. Bakın siz burada durun. Dinlenin. Azıcık yaranız iyileşsin. Ben şimdi Cemre'yi köşke götüreyim. Ondan sonra geri gelip yaranıza bakar, pansuman yaparım. Olur mu? Lütfen bekleyin. Olur mu? Kusamaz. Teşekkür ederiz. Cemre, merak etme kızım, tamam mı? Ben buradayım. Seni bırakıp gitmeyeceğim. Vallahi de, billahi de bu paraya bu iş yapılmaz. Kanımızı emdiniz be. Kanımızı emdiniz. Hah. Ömer, gübreyle tarım ilaçları gelmiş. Macide Hanım hemen alsın diyor. Hadi. Oldu olacak. Canımı da vereyim Macide Hanım'a. Bitsin bu iş ya. Vallahi de bitsin, billahi de bitsin ya. Sen bunları söyleyemem. Kimseye söylemem ki. Babama götürüyorum.
Nerede bunlar? Cemre? Sinan? Sinan? Cemre, Sinan neredesiniz? Baba, benim sana yemek getirdim. Sosis de getirdim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba, ben Sinan. Ben de Mustafa. Gel buraya. Oh. Oh. Ne getirdiniz bakalım? Ha? Domates ye, karnın doysun, hemen de iyileş. Tamam, yerim. Ama siz de yerseniz. Ha? Anlaştık mı? Al bakalım. Sinan? Ben de mi yiyeyim domates? Yemeden büyüyemezsin ki. Otursanıza. Söyle güzel kızım. Biz gideceğiz ya. Hı. Şeken abla da gelsin mi bizimle? Hem Sinan'ı da alırız. Siz gidecek misiniz? Sinan ve Figen abla da gelsin bizimle. Canparem, belki Sinan'la Figen ablan gelmek istemezler. Çünkü onların evi burası. Sevdikleri burada. Değil mi? Figen abla da beni çok seviyor. Ben de seviyorum. Bak baba, domates yiyorum. Aferin sana. Sinan? Ben de miyim? Ya dedim ya, yemeden büyüyemezsin. Hadi ısır bakayım şöyle kocama. Aferin sana. Annem de babaannem çok kızacak şimdi bana. Kızacaklar. Domates yedim diye. Kimse kızmaz, merak etme. Tamam mı? Sen rahat rahat ye. Hadi ısır bakalım şöyle kocama. Ben o Eylül, Mustafa'dan cesaretin bulaşıcı olduğunu öğrendim. Sevginin yıkamayacağı hiçbir duvar olmadığını, bir insanın içindeki en büyük gücün kalbinden geldiğini öğrendim. Ben o Eylül, Mustafa'dan iyi bir insan olmanın ne demek olduğunu öğrendim. Açar mısınız benim Figen? Bunlar babamın. Yeni değil ama temizdirler. Sağ olun. Hmm.
Bilge Hanım, ben bu akşam Cemil'i alıp buradan gidiyorum. Belgeleri bulabildiniz mi? Bakın dışarısı hala çok karışık. Biraz sabretseniz. Yani bir çaresini buluruz. Sizin burada köşkte güvenli bir şekilde kalmanızı sağlayacak bir yol buluruz. Hem hiç merak etmeyin, ben Cemre'yi köşkte asla yalnız bırakmam. Ben kararımı verdim. Kızımla yeni bir hayata başlayacağım. Özür dilerim. El kadar çocuğu böyle bir tehlikeye atamazsınız. Mustafa Bey, köşkten çıktıktan 10 metre sonra yakalarlar seni. Sonra ne olacak? Asker seni yaka paça götürürken Cemre ne yapacak, ne düşünecek, ne hissedecek, hiç düşündün mü bunu? Peki sonra yine hapse atacaklar seni. Belki de asacaklar hemen. Bir daha mı ölüm haberini alsın? Bir kez daha mı dünyası başına yıkılsın kızım? Bunu mu istiyorsun? Böyle mi babalık yapacaksın Cemre'ye? Burada köşe bucak saklanarak mı yapacağım babalığımı? Ha? Uzaktan seyrederek mi baba olacağım ona? Figen Hanım, ben cezaevinde de ölürdüm. Beni Diyarbakır'a götürdülerken de ölürdüm. O taracında kendim çıkar, ilmeği boynuma kendi elimle geçirdim ama yapmadım. Ölmedim. Neden biliyor musun? Çünkü ben bir söz verdim. Ben karım kızımıza iyi bakacağız diye söz verdim. Sadece kızım için yaşadım. Biz yan yanayken kimse bize bir şey yapamaz, merak etmeyin. Biz el eleyken kimse bize dokunamaz. Ben bugün buradan kızımı alıp gidiyorum. Biz Cemre'yle buradan gidiyoruz. Belgeler poşetin içinde. Cemre. Ne yapıyorsun sen öyle? Bugün abla babama gidiyorum ya. Çok mu istiyorsun sen babanla buradan gitmek? Ben hep babamı bekledim. Gelecek beni alacak diye. Siz ne yapacaksınız? Buradan gittikten sonra nereye gideceksin? Babam bizi annem yaşarken kumsala götürmüştü. Oraya gideceğiz. Güneş kıpkırmızıydı. Deniz de masmaviydi. Oraya gideceğiz biz yine. Orada askerler yokmuş. Bir de oraya hiç kavga yokmuş. Kimse bulamamış bizi orada. Biz çilek dışına da gideceğiz. Sen de gelsene. Gelirim belki. Figen abla ne olur gel, ben seni çok özlerim. Canım. Bebeğin orada. Bunu almayacak mısın yanına? Hı? Alacağım. Gel bunu da koyalım o zaman. Cemre, gidiyor musun? Beni unutma. Sen de beni unutma. Mm-hmm.
dikkatli olun, olur mu? Hakkınızı helal edin. Size olan borcumu ödeyemem. Cemre. Görüşürüz Figen abla. Görüşürüz. Eğer başınız sıkışırsa ben hep buradayım. Yolunuz açık olsun. Allah sizden razı olsun. İyi akşamlar. Figen abla baksana her yerde ışık var. Biliyorum canımın içi. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Memleketi mi karıştıracaksınız yine, he? Komutanım, iki tanesi kaçakmış. Anlaşıldı. Cemre, sana bir masal anlatmamı ister misin? Evet. Bir zamanlar uzak diyarların birinde karanlık, sisler kapladığı bir ülke varmış. Bu ülkede kızını çok seven bir baba... Bir de babasını çok seven bir kız yaşarmış. Bir gün bu babayla kız çok güzel bir yere gitmeye karar vermişler. Neresi biliyor musun? Neresi? Neresi? Dilek Taşı. Dilek Taşı mı? Evet. Ama babayla kızın Dilek Taşı'na gidebilmesi için... ıssız yollardan, karanlık sokaklardan, dehlizlerden geçmesi gerekiyormuş. Ama bu küçük kız çok cesurmuş. Hiçbir şeyden korkmazmış. Babası da bütün gücünü işte bu kızın bu temiz kalbinden, bu cesur yüreğinden alırmış. Hazır mısın Dilek Taşı'na gitmeye? Hızlıca karşıya geçeceğiz, tamam mı? Tamam. Bu nehri aşmamız gerekiyor, duyduk mu? Hadi bakalım. Komutanım şüpheli şahıs var, kaçıyor. Dur, kaçma. Gel bakalım. Araçlara binin, peşlerine düşelim. Bunları da araçlara alın. Abi vallahi biz bir şey yapamazsın. İşimiz yok. Yürü. Figen abla. Sinan. Sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Çantanı da almışsın. Bak annenler bu saatte seni yatakta görmezlerse çok endişelenirler. Onlar
Onlar uyudu. Ben Cemre'nin yanına gideceğim. Sen de gidip beni burada böyle yapayalnız mı bırakacaksın? Ben Cemre'yi özledim. Ben de. Seninle dertleşelim mi biraz? Hı? Konuşmak ister misin? Hadi gel. Ders çantanı da çıkaralım. Oturup konuşalım biraz. Evet, bir daha hiç dönmeyecek mi? Benim. Figen abla, sana bir şey soracağım ama hiç kimseye söyleme, tamam mı? Tamam, tabii ki söyleme. Aşk öyle nasıl oluyor? Aşık mı oldun Cemre'ye sen? Gece uyumadan önce hep aklıma o geliyor. Oho. O zaman sana geçmişler olsun Sinancığım. Gel. Acaba ne yapıyor Cemre şimdi? Baba kız, sokak sokak dolaşmışlar. Kötü kralın adamlarından kaçmışlar. Ve sonra... Sonra baba kız bir panoya girerek gelmişler. Ve burada saklanmaya karar vermişler. Bekçi, ışıkları yak. Emredersin komutanım. Hadi çabuk, acele edin, acele edin. Bir grup arka tarafa geçsin. İkisi de hiç korkuyormuş. Kim kızım? Çabuk hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Her yeri didik didik arayın, her yeri. Siz ikiniz bu tarafa alın. Hadi oyalanmayın, acele edin çabuk. Gel bakalım. Affedeyim, onu bana Figen abla almıştı. Kaçırmayın sakın elinizden. Bekle burada. Her yeri kontrol edin. Çabuk hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Baba ve küçük prenses, küçük bebeklerini de kurtardılar. Gel buraya. Her tarafı kontrol edin. Küçük bebek, onları... Harikalar diyarına getirdi. Her yeri didik didik arayın. Her yeri. Bir anda kulakları kocaman oldu. Daha iyi duyabilsinler diye. Burada yoklar. Kaçmasınlar. Dikkat edin. Sonra bir an ikisi birden dev gibi oldular. Sonra küçülüp, küçülüp, küçülüp yok oldular. Artık gitmemiz gerek. Kötü kralın muhafızları geliyor. Gel bakalım. Atlan, atla. Çabuk, çabuk. Her tarafı kontrol edin. Prenses, birini
küçük bir gezintiye var mısın? Hadi o zaman. Geç bakalım. Buyurun. Nereye kayboldular? Depoya baktınız mı? Burada kimse yok. Dağılın. Her yeri didik didik arayın. Kurumayacak bunların. Toplanın, gidiyoruz. Tebrikler prenses. Muhafızları atlattık. Gel bakalım. Dilek taşına gitmeden önce biraz dinlenmeleri gerekiyormuş. Masal bitti mi peki? Sen gözlerini kapat. Ben anlatmaya devam edeceğim, tamam mı? Gel bakalım. Eskiden böyle karanlık, böyle sisli değilmiş bu ülke. Yemyeşilmiş. Masmaviymiş. Burada insanlar barış içinde yaşarlarmış. Gözlerin içi gülen, yüzleri gülen... İyi kalpli insanlar yaşanmış bu ülkede. Sonra bir gün karanlık gelmiş. Düşman etmiş bu ülkenin gençlerini birbirine. Aralarında hiçbir fark yokken... kanlarıyla canlarıyla birbirine bağlıyken bu gençler... kavga etmeye başlamışlar. Aynı havayı solusalar da, aynı güneş ısıtsa da onları, aynı ağacın gölgesinde dinlenseler de, aynı türküleri ağlayıp, aynı şiirlere gönül verseler de, kıymışlar birbirlerine çocuklar. Ağıtlar yıkılmaya başlamış. Şafak vaktinde... analar dualar etmişler. Babalar labaklar adamışlar. Bitsin bu kavga diye. Bu ateş sönsün diye. Artık gün harsın, bu karanlık dağılsın diye. Ama sakın merak etme. Sana söz veriyorum, bu karanlık bir gün dağılacak. Yeter ki insanlar iyi olsunlar. Yeter ki gönülden sevsinler birbirlerini. Yeter ki iki yüzlü olmasınlar. Yeter ki birbirlerinin ardından oyun oynamasınlar. Ne düşünüyorlarsa açık açık birbirlerine söyleyebilsinler. Yeter ki herkes senin kadar masum olsun benim güzel kızım. İşte o zaman dağılacakmış bu karanlık. Thank you.
O Eylül zorluklarla doluydu ve hepimiz bunun farkındaydık. Halbuki kader elimizden tutacak insanları çoktan göstermişti. Onlar yanı başımızdaydı. Sadece biz göremiyorduk. Baba, ben pamuk şekeri çok seviyorum. Of, ama benim kızım şekerden daha tatlı. Değil mi? Hı? Baba, bak bu kırmızı ayakkabı. Çok mu beğendi? Alın mı? Ne kadar? 100 lira abicim. Ya deneyelim. Deneyelim mi? Evet. Tutun bana. Aferin. Rahat mı Cemre Hanım? Rahat. Şunları bize bir torbaya koyarsan. Ayağımda kalsın, olur mu? 90 var, idare et. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Figen! Figen! Kenan! Tamam, bir tanem geçti. İyi misin kızım? Ha? Bir şey yok değil mi? Ha? Bir şey yok değil mi güzel kızım? Çok korktun mu? Baba, kırmızı ayakkabım düştü. Biliyorum kızım. Biliyorum, ben sen yenisini alacağım, sen hiç merak etme. Tamam mı? O Eylül acılarla doluydu. Ve hepimiz bunun farkındaydık. Durmadan yaralanıyorduk. Ama hepimiz biliyorduk ki birbirimizin yaralarına merhem olmayı öğrenecektik. Sadece sabretmeliydik. Baba, daha kaldı mı? Az kaldı kızım. Evet. Dilek tutmak ister misin? Evet. Nasıl yapılacağını göstereyim mi? Götür baş parmağını o deliğe. Şimdi bak, elini çevirirken dileğini tutacaksın. Tamam. Tut bakalım. Figen ablam da bizim lazım. Annem gibi ondan ayrı kalmayayım. Olur mu dilek taşı?
Ne zaman onu ben göreceğim? Annem gibi kokuyordu Figen abla. Cemre. Figen abla. Canım. Canım hiç. Canım hiç. Biliyor musun? Biz dün gece Luna Park'ta babamla kaçtık. Bir sürü kral askerleri vardı. Bizi yakalamaya çalıştılar ama bulamadılar bizi. Nasıl buldunuz bizi? Cemre buraya geleceğinizi söylemişti. Ben de şansımı denedim. İyi misiniz? Çok yorgun görünüyorsunuz. Zor bir geceydi. Peki bu gece ne olacak? Yani nereye gideceksiniz, nerede kalacaksınız? Biliyorsunuz Cemre yorulacak, üşüyecek, acıkacak. Siz de öyle. O zaman ne olacak? Mustafa Bey. Bakın lütfen rica ediyorum sizden. Hep birlikte dönelim buradan köşke. Beraber gidelim. Figen Hanım. Bakın ben size her şey için minnettarım. Tüm yaptıklarınız için. Ben de kızmıyorum. Ama siz de biliyorsunuz ki bizim artık bu köşte kalmamız, orada saklanmamız mümkün değil. Ama birkaç saat sonra Cemre'nin olmadığını fark edecekler, aramaya başlayacaklar. Ronalar bütün ahbaplarını devreye sokacak bunun için. Cemre'yi bulmak için her şeyi yapacaklar. Bulduklarında ne olacak? Muhtemelen sizin hayatta olduğunuz da ortaya çıkacak. Sizi yakaladıklarında Cemre'yi kaybedeceksiniz. Belki de Rona köşküne bile geri dönmeyecek. Köşkesi yemeğe geri gidecek. Her şey boşa gidecek. Lütfen iyi düşünün. Hem artık Harun Bey var. O diğerlerine benzemez. Ben eminim Cemre'yi öz torunundan ayırmayacak. Ona çok iyi bir istikbal sunacak. Biliyorum bunu. Nasıl bu kadar eminsiniz? Eminim çünkü aynı şeyi benim için yaptı. Beni Sevda'dan, öz torunundan ayırmadı. Aynı okullara gönderdi. Elinden gelen her şeyi yaptı. Hiçbir şeyimi eksik etmedi. O yüzden biliyorum. Lütfen. Lütfen yalvarıyorum size. Mantıklı olan bu. Lütfen iyi düşünün. Birlikte gidelim köşke buradan. Canım. Anneciğim, gel bakalım, gel buraya. Ne işiniz var burada sabah sabah? Memur Bey, ya kızımız dilek taşını görmeyi çok istiyordu da dün geceden beri tutturdu. Sabah da erkenden uyanmış, biz de getirdik, ne yapalım? Değil mi anneciğim? Evet, sonra da simit yemeye gideceğiz. Evet, simit yiyip oradan da zaten eve döneceğiz artık. Değil mi? Hayırlı günler. Sağ ol. Arkadaşlar, gidiyoruz.
Sağ ol. Aferin. Aferin ne sana? Aferin sana. Biz gidelim artık. Burası böyle polis asker dolmaya başladı. Gel bakalım. Oh. Baba ne olur Figen abla da gelsin bizimle. Figen abla kucağına al beni, öyle de gidemezsin. Cemre. Lütfen köşke dönelim birlikte. En doğrusu bu. Siz de biliyorsunuz. Lütfen. O zaman birkaç gün daha kalalım. Yani en azından ben peş bulana kadar. Peki. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Biraz pilavla bezelye. Yani kusura bakmayın ancak bu kadarını getirebildim. Estağfurullah, olur mu her şey? Afiyet olsun. Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim gerçekten bilmiyorum. Olur mu, keşke daha fazlasını yapabilsem. İş bakabildiniz mi? Bir inşaatta işe başladım. Ama orada kazandığım parayla olmayacak. Yakın zamanda yüklüce bir para bulmam lazım. İnşaattan, daha doğrusu inşaatın sahipleri bir meblağ karşılığında beni ve Cemre'yi Romanya'ya götürebileceklerini söylediler. Bakın başımızı bir kez daha belaya sokacaksınız diye çok korkuyorum. Bu dediğiniz hep yasa dışı şeyler bunlar. Yani size de Cemre'ye de çok büyük zararı olabilir. Haklısınız. Ama başka çarem yok. Yani hayatta olduğumun öğrenilmesi an meselesi. Nasıl yani? Neden, kim söyleyecek ki? Biri var. Maalesef gidip adamı polise vermesi an meselesi. Vallahi yanlış anlamayın, yani bunları sizi üzmek için söylemiyorum ama benim hayatımın hakikatleri bunlar. Bu arada bunu size aldım. Yani teşekkür etmek için böyle ufak bir hediye. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Şurada ayna var. Bakabilir miyim? Ha, buyurun. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Çocuklara getirmiştim ama. Ben gidip çocukları alayım. Sağ ol. Biliyorum başka çaremiz yok diyorsunuz ama siz bu yurt dışına gitme işini ne olur bir kez daha düşünün. Bu akşam yani Cemil'i gördükten sonra gidip adamlarla konuşacağım. Başka çarem yok. Sana.
Al bakalım Sinan Paşa. Teşekkür ederim Mustafa. Afiyet olsun. Açayım bunu. Hı? Evet. Oo, gel bakalım. Gofreti çok seviyorum ben. Hı. Annem alıyordu bana. Al bakalım. Biz çocuklarla yürüyüşe diye çıktık. Yani çok vaktimiz yok. Figen abla, ne olur biraz daha burada kalalım. Burası o kadar güzel ki herkes gülümsüyor. Gel bakayım sen buraya. Ben açayım, gel. Gel. Hoppa. Sen burada kalmayı çok mu seviyorsun? Hı-hı. Biliyor musun Mustafa abi? Ben bizim evdeyken hiç odamdan çıkmak istemiyorum. İyi ki Cemre geldi ama siz bir daha gitmeyin olur mu Mustafa abi? Bir tane daha. Hadi biz gidelim mi artık? İyi geceler baba. İyi geceler prensesim. Hadi gelin bakalım. Biz yine geleceğiz. Tamam. Bekleyeceğim. Sinan Bey. İyi geceler. İyi geceler. Dikkatli ol. Olur. Hadi bakalım. Cemre? Cemre! Bırak beni! Cemre! 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 Niye gelmediler hala? Nerede Cemre? Gidip sorar mısın şu kadına? Hangi hastaneler ya, neresi? Niye bana engel oluyorsun? Ben öğrenirdim oradan. Dur, yok tamam. Kurup bir. Ha, geldiler. Geldiler. Tamam, geç. Buradan bir yere çıkmayın. Ben her şeyi öğrenip geleceğim. Cemre'yi de getireceğim. Tamam mı? Lütfen. Gelin bakalım küçükler. Figen. Gel yavrum. Gel. Gel yavrum. Nasılsın? İyi misin? İyi. Figen abla, bana aşı yaptılar. Öyle mi? Acıdı mı? İyi misin peki sen? İyiyim. Bir de ben sana ne dedim? Tırp gibiymiş. Evet. Figen, sen neden bu saatte ayaktasın? Çocukları merak ettim Macide Hanım. Yani bir anda Cemre'yi apar topar götürmüşsünüz, Sinan'ı da almışsınız. Endişelendim. Endişelenecek bir şey yok.
Gülşen Hanım'ın nesi var? Figen, niye ahiret soruları soruyorsun? Sana hesap vermek zorunda mıyım ben? Hadi Cemre, Sinan, hadi bakalım içeri yatağınıza. Ben gitmeyeceğim Figen ablamla. Macide, Figen'i de çocuğu da rahat bırak. Gel Sinan. Birazcık oynarsınız. Ondan sonra geç olmadan yatacağız, tamam mı? Tamam. Söz. Anlaştık mı? Tamam. Harun Bey, gerçekten önemli bir şey yok değil mi? Yok. Her şey yolunda kızım. Hiç merak etme. Hadi iyi geceler. Top gibiymişsin. Hı? Peki biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Babama gidiyorum. Babama gidiyoruz. Geç bakalım. Güzel kızım. Çok korktum. İyi misin? He? Neyin varmış? Biliyor musun? Ben çekeyim. Tıp gibiymişim. Ne gibiymişsin? Tıp. Sarı tur gibiymişim. Başka bir şey öğrenebildiniz mi Cemre'nin sağlık durumuyla ilgili? Niye böyle apar topar götürmüşler? Bir şey mi olmuş? Harun Bey'le konuştum. Cemre gayet iyiymiş. Bir şey yok, merak etmeyin. Şükürler olsun. İçeride sesimi yükselttim, kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Yani Mustafa Bey... Yani ben aslında Cemre için çok endişeleniyorum. Sizi şu Romanya'ya götürecek olan adamlardan biriyle konuşacaktınız. Görüşebildiniz mi? Görüştüm. Görüştüm yani. Birkaç tane teknesi var. Bir tanesiyle de biz gideceğiz işte en kısa zamanda. Gördünüz mü? Ne? Yani tekneyi, teknelerden birini en azından gördünüz mü? Yani o tekneler büyük mü, küçük mü? Allah korusun her şey olabilir. Ya bir dalga gelirse, tekne küçükse devrilir. Pis mi, mikrop kapacak? Çocuk ne yiyip ne içecek? Yani hiçbir şey bilmiyoruz ya. Tamam, ben de geleceğim sizinle tekneleri görmeye. Ben de bakayım teknelere. Yani kim sizi götürecekse ayrıca onlarla da tanışmak istiyorum. Benim. Merhaba. Yemek getirdim. Sıcak. Ellerine sağlık. Yemeyecek misin? Zeki Bey yani inşaatın sahibi bana ikinci bir iş buldu rıhtımda. Gidip orada çalışacağım. Sonra gelince yerim, sağ ol. O da yasal dışı bir iş değil mi? Yani öyle bir tekneye binip gideceksiniz anladım da. Ya bari o zamana kadar her gece oraya gidip iyice kendini tehlikeye atma. Turan Sancaklı'nın durumu günden güne iyiye gidiyor. Yani benim için zaman daralıyor. Artık ne iş bulsam çalışıp parayı toplamak zorundayım. Ne işin var sizin burada? Ben de geldim. Cemre mi geldi? Siz nasıl geldiniz buraya? Evde herkes birbiriyle kavga ediyordu.
Biz evden çıkarken hiç kimse bizi görmedi bile. Sinan Paşa, ne o, ayrılıştık ayrı mı düştük? Gel bakayım şöyle bir saralım. Gel bakayım. Aslan parçası be. Biz gelirken gökyüzüne baktık. Bir sürü yıldız vardı. Ya. Bakalım beraber. Sinancığım, Mustafa abinin burada olduğunu kimse bilmiyor ya. Yani şimdi bizim birlikte bahçeye çıkmamız olmaz. Lütfen. Anlaştık mı? Anlaştık. Kaç yüz tane vardır Mustafa abi? Bence 1100 tane vardır. Çocuklar, benim artık gitmem lazım. Bakın her defasında söylüyorum, artık biliyorsunuz. Burada olanlardan, Mustafa'dan hiç kimseye bahsetmek yok. Anlaştık değil mi? Mustafa, sen de ne olur çok dikkat et. Tamam. Baba. Hı? Sen bir kez daha öpeceğiz. Öp bakalım. Oh. Sinan Paşa. Kızlar sana emanet ha. Tamam mı? Baba, Figen abla, alın beni buradan. Ben burada kalmak istemiyorum. Thank you.
Ulan kaç defa dedik. Kapıları açık bırakmayacaksınız diye. Biraz laftan anlayın ulan biletler. Şimdi. Ulan bir uzaklaşalım da. Hadi. Giy bakalım bunu da. Baba indir beni. İkinizin elini tutacağım. Ver bakalım bebeğine. Kurumdakiler Cemre'nin yokluğunu fark edince kıyamet kopacak. Sen köşke dön. Başına artık bizim için daha fazla belaya sokma. Mustafa. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Figen. İşte. Bak köşke dönmen lazım. Senin orada bir hayatın var. Ailen, işin, nişanlın. Bizimle orada onu sürüklenemezsin. Nereye giderseniz gidin sizinle geleceğim. Mustafa. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Ayrıca eğer olur da bir şey olursa... Cemre'yi ben kaçırdım. Olmaz öyle tamam mı? Şey. Mustafa olmaz öyle beni şey. Dinle. Cemre'yi ben tek başıma kaçırdım. Tamam mı? Biz seni duymadık, görmedik, bilmiyoruz. Cemre'yi ben çıkardım buradan. Çok üzüldüm Cemre gidince. Zaten ona karşı olan zaafımı herkes biliyor. Arkasından da buraya gelip Cemre'yi tek başıma çıkardım buradan. Tamam mı? Ne olur ısrar etme. Lütfen Mustafa. Baba nereye gideceğiz? Hadi bakalım bir, iki, üç. İşte burası bizim mahalle. Benim çalıştığım fabrikadaki bir sürü işçi arkadaş burada oturur. İyi mahalledir burası. İnsanlar birbirine destek olur. Yani bizi biri görse bile polise ihbar etmez. En azından bu geceyi burada geçirebiliriz. Sollar. Burası bizim...
bizim evde. Cemile tutar mısın? Söz veriyorum, bir gün gelip seni bulacağım. Ama sana söz veriyorum, seni bulacağım. En son burada bir aile olmuştuk hocamız. Ben Cemre'ye burada söz verdim. Gelip seni bulacağım diye. O zaman böyle boş değildi. Yatır böyle Cemre'yi. İkinizde mutsuz olmayı hiç hak etmiyorsunuz. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım sizin için. Biliyorum. Sen bu dünyada belki de benim tanıdığım en iyi insansın. Cemre'li benim iyiliğimden başka bir şey düşünmediğinin farkındayım. Ama bizim yüzümüzden başının belaya girmesine göz yumamam. Sana bir zarar gelmesine izin veremem Figen. Bir sen bir Cemre. Size bir şey olmasın yoksa artık dayanamam. Mustafa, siz burada kalın. Ben gelin daha iyi. Gerek yok ben. Ben yolu biliyorum. Hemen gider gelirim. Emin misin? Eminim. Merak etme, hemen gelirim. Günaydın. Günaydın. Ama da soğumuş değil mi? Gel bakalım, alın senin.
Burhan Sancaklı bu evlerden birinde öldürüldü. Herkesin kimliğini kontrol edin. Dağılın! Hadi! Hadi, hadi, hadi! Herkesin kimliğini kontrol edin. Ben yeri arayın. Figen. Cemre. Her yeri arıyorsunuz. Herkese kimlik soruyorsunuz. Dağılın. Açın kapıyı polis. Cemre, kımıldama geliyorum ben, tamam mı? Babam dışarıda kaldı. Korkma bir tanem, hiçbir şey olmayacak. Tamam mı sessiz? Ama Figen abla. Gideceğiz, çıkacağız birazdan buradan. Tamam mı, gideceğiz. Gideyim bakalım ayağına. Tamam. Tamam, hiçbir şey yok, korkma. Burada biri var. Bakın hemen oraya. Kim var içeride? Sessiz işte ben. Bak şimdi. Aç kapıyı, aç! Cemre, şimdi polis abiler gelirlerse seni kurumdan ben çıkardım, tamam mı? Babanı sen hiç görmedin. Kapıyı aç, aç! Kırın o kapıyı. Figen abla, yine mi önümüze gülecekler? Yine mi babamdan beni ayıracaklar? Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Korkma, bak ben yanındayım. Tamam, korkma. Buradalar. Ne işiniz var sizin burada? Bu kız kim? Senin kızın mı? Kimliğini göreyim. Figen abla. Hani senin kızındı? Alın bunları, getirin merkeze. Merkezde ifadeleri alınsın. Korkma. Korkma Cemre, tamam mı? Beni bırakma Figen abla. Bırakmayacağım. Ne olursa olsun bırakmayacağım seni. Söz mü Figen abla? Söz. Bizi. Cemre, korkma. Korkma canım, tamam mı? Ne olursa olsun ben seni hiç bırakmayacağım. Tekrar buluşacağız, tamam mı? Söz mü Figen abla? Söz, söz veriyorum, söz. Cemre! Cemre! Figen! Cemre!
gencim. Nasılsın? İyiyim Sevda, sen? Ben de iyiyim. Bugün çok güzel, çok keyifli bir gün geçirdik. Efkan'laydık baş başa. Yani tabii daha çok yeniyiz ama bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Sevildiğimi hissettiriyor Figen. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ ol. Yani sen hala şu gelinlik mevzusunda değilsin inşallah. Yani beni yanlış anlamadın diye umuyorum. Sadece heves ettim böyle bir üstüme giyeyim nasıl duruyor diye. Tamam, benim biraz işim var. Cemre'ye bakacağım, sonra konuşuruz. Cemre'ciğim. Figen abla, babama gidiyoruz değil mi? Evet, babana gidiyoruz. Yay! Ne kadar güzel olmuşsun. Hep sen çok güzel. Yaşasın, yaşasın. Cemre! 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 Açın kapıyı, benim Cemre'yi görmem lazım. Cemre! Cemre lütfen! Cemre! Açın! Anne! Sinan! Sinancığım! Sakın korkma, ben çok iyiyim. İyiyim ben, iyi olacağım, tamam mı canım benim? Sinan bak, beni çok iyi dinle. Bana yardım etmeni istiyorum, olur mu? Olur. Şimdi senin sol tarafında dolaplar var. Gördün mü dolapları? Gördüm. Tamam, o çiçeğin oradaki dolabın kapağını aç. Orada anahtarlar var. Sepetin içinde. Buldun mu? Aferin sana. Olmuyor. Sinancığım, öbür anahtarlardan biri mutlaka olacak, dene oğlum. Yapabilirsin. Aferin sana. Aferin canım benim. Teşekkür ederim. Pazarlar, şimdi bir şey isteyeceğim. Hiç kimseye fark ettirmeden Cemre'yi görmem lazım. Bana söyler misin, nereye gittiğini biliyor musun? Ya bahçeyi ya da eski müştemiliyatı. Tamam, peki. Bir şey söyleyeceğim sana. Sakın kimseye bahsetme, olur mu? Sen şimdi beni burada bekle. Ya da odanda bekle, olur mu? Hı. Seni çok seviyorum. Baba. Güzelim benim. İyi misin? İyiyim. Çok korktun mu? Figen abla korkma dedi ama ben korktum. Ama şimdi iyisin değil mi? Ha? Buyurun Rişan Hanım, buyurun. Sinan, Cemre'nin burada olabileceğini söyledi. O yüzden geldim. Cemre'yle konuşacaktım daha. Siz de sanırım yeni işe başladınız. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Köşkte babam konuşuyordu, oradan biliyorum. Cemre'yle konuşmak istiyorum da. Cemre'cim. Ben çok özür dilerim senden. Seni üzdüğüm için, seni ağlattığım için. Lütfen beni affet. Ben çok üzgünüm. Gerçekten. Beni
daha söz veriyorum sana kötü davranmayacağım. Beni affedebilecek misin? Yaptığım bunca kötülüğü unutabilecek misin? Tamam. Sözlerini kabul ettim. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Macide Hanım bana ceza verdiği için ben hemen köşke geri dönmek zorundayım. Cemre, sonra görüşürüz olur mu? Burası mı? Böyle göründüğüne bakmayın Macide Hanım. İçerisi temiz. Sen bizi nereye getirdin Rıfat? İçeriye ameliyathane hazırlattım efendim. Her şey hazır. Bana bak. Cerrah işin ehli biri mi? Torunumun hayatını tehlikeye atıyorum. Şakaya gelmez. Siz hiç merak etmeyin. Gayet başarılı. Çocuklar, siz burada uslu uslu oturun. Ben gelip birazdan sizi alacağım. Tamam mı? Buyurun. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Burada mı yapacaksınız ameliyatı? Evet efendim. Gayri resmi bir operasyon olduğu için faal olmayan bir yer seçmek zorundaydık. Sıkı yönetim şartları malumunuz. Rıfat Bey, başlamadan önce bir saniyenizi alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Ücretin kalan kısmını ameliyat başlamadan önce alabilir miyim? Bekleyin. Kalan parayı istiyor. Ne acelesi varmış? Ben torunumun canına emanet ediyorum ona. Çocukları yukarı alalım o zaman. Buyurun. Sen çocukları getir. Çocuklara bir zeval gelmeyeceğine emin misiniz? Eminiz efendim, eminiz. Hatta bir dahakinde de emrinize amadeyiz. Bir dahakinde mi? O ne demek? Nakil böbreğin ömrü 7, bilemediniz 8 sene. Sonra yine yaptırmak zorunda kalacaksınız. Ne? Tabii, vücut yeni böbreği yabancı cisim gibi algılayıp atmak ister. Her böbrek tutacak diye bir şey yok. Ama ben size her zaman her organı bulurum, merak etmeyin. Bağlantılarımız çoktur. Siz bu işin ticaretini mi yapıyorsunuz?
yoksa niye geldik biz buraya? Sinancığım, hani sen hastasın ya, ameliyat olman gerekiyor ya iyileşmen için. Hastanelerin hepsi dolu olduğu için doktor amcan burada ameliyat yapmaya karar verdi. Onun için buradayız. Tamam mı? Ben iyileşip Cemre'yle oynamak çok istiyorum. O yüzden tamam diyorum. Sizler ne aşağılık insanlarsınız be! Ne aşağılık insanlarsınız sizler be! Ne istiyorsunuz el kadar kızdan? Dua et bulalım Cemre'yi. Yoksa yemin ediyorum öldürürüm seni. Allah belanı versin öldürürüm. Sakin ol Mustafa. Sakinim ben! Sakinim! Karıma yetişemedim. Ama Cemre'ye yetişeceğim. Cemre'ye yetişeceğim, göreceksin. Dur, dur, dur. Burada dur, burada dur. Şurası. İyi misin? Niye? Sana bir şey yapmadılar değil mi? Siz kimsiniz ha? Kimsiniz? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ben gereken neyse onu yapıyorum. Öyle mi? Bundan sonra benden de Cemre'den de uzak duracaksınız. Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydunuz mu? Hepinizi. O kadar kolay değil. Sen kanun kaçağısın. Cemre de bizim kızımız. Hatırlatırım. Ne diyorsun be sen? Ha? Ah polis. Hayırlı günler. Memur bey. Bunlar çocuğumun canını kastettiler. Böbreğini almak istediler. Memur bey. Bu kanun kaçağı. Çocuğu kaçırmak istiyor. Hüviyetler lütfen. Buyurun. Benim ve kızım. Sorun mu var? Var. Bu hüviyet sahte. Nasıl sahte? Sahte olamaz. Peki. Bak. Aynısından bir tane daha var. Şimdi bunlardan hangisi gerçek? Yılmaz Kartal?
Alın bunu. Baba. Çocuğu da alın. Hayır kızımı almayın ne olur. Ne olur. Baba. Kızımı canına kastettiler yapmayın. Lütfen. Cemre merak etme. Memur bey. Kızım. Ben bu ailenin avukatıyım. Cemre. Ron ailesi çocuğun oğlum, resmi vasıfı. Yapmayın ne olursunuz. Macide'nin evraklarınız yanınızda mı? Evet evet. Kızımı böbeğini almak istiyorlar yapmayın. Buyurun. Memur bey yapmayın. Kurumun evrağı. Memur bey, çocuk bizim. Bırakın çocuğu. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sen çocukları götür eve. Hadi. Hadi çocuklar. Geçin arabaya. Biz de geliyoruz. Evet kızım. Biraz daha hızlı yürüyelim mi? Evet. Hadi. Çevirin. Evet Mustafa, şimdi vazife zamanı. Harun'un karşısına çık ve açık açık konuş. Anladım. Ha, bir de Figen. Harun araştırırken Figen'le ilgili bir bilgiye ulaşmıştık. Figen mi? Ne ilgisi var? Var. Bu bilgi bizim işimize yaramadı ama belki senin yarar. Okuyunca anlarsın. Her halükarda bilmende fayda var.
Figen. Rona mı? Babacığım. Efendim canım. Biz Sinan'la Dilek Taşı'na götürüyor musun? Dilek Taşı'na? Ne yapacaksınız Dilek Taşı'nda? Sinan iyileşsin diye dilek dinleyeceğiz. O bana çok iyi davranıyor. Macide teyzeden bile korudu. O iyileşsin istiyorum. İyileşecek kızım. İyileşecek, merak etme. Sen şimdi Figen ablamla git. Sonra ben gelip seni alacağım. Beni bırakma baba. Seni asla bırakmam. Asla. Ama şimdi Figen ablamla gitmen lazım. Tamam. Gel. Gel bak. Feraye, sen Cemre'yi yukarı odasına götür. Ben de birazdan geleceğim, tamam mı? Ama hemen gel, tamam mı? Tamam, merak etme. Seni nasıl bıraktılar? Ömer, polis çağırsana. Zaten bu katili evimizin içine kadar soktunuz. Ne seyrediyorsun hadi? Ömer. Mustafa. Mustafa. Abi müsaade et. Mustafa olay çıkarmadım. Abi müsaade et. İki çift lafım var. Söyleyip gideceğim. Ömer. Ömer. Sen kendi torununu kurtarmak için benim kızımı mı kurban edecektin? Ha? Koskoca Roma ailesinde biriniz mi dokusu uyuşmadı? Yoksa hepiniz bu fedakarlığı yapamayacak kadar tabansız mısınız? Senin hiçbir şeyden haberin yok. Sen adi bir suçlusun. Eğer Cemre'nin dokusu Sinan'a uyumluluk gösterdiyse... Benimki de gösterebilir. Ne demek o? Şu demek. Bugün hastaneye gideceğim, test yaptıracağım. Eğer dokular uyumluluk gösterirse... Sinan'a böbreği ben vereceğim. Sen de kızımı rahat bırakacaksın. Duydun mu? Kızımı buraya sizin nüfusunuza kayıtlı olduğu için bırakmak zorunda kalıyorum. Ama eğer onun kılına zarar gelirse... ...bu köşkü de, bu dünyayı da sana dar ederim. Ayağına denk al. Mustafa. Harun araştırırken Figen'le ilgili bir bilgiye ulaşmıştık.
babası yani. Figen. Ona mı? Ne oldu? Neden gitmediniz dün gece? Kayıkçı gelmedi. Ha, gitmek konusunda kararlısın yani. Değilim. Gitmeyeceğim Figen. Cemre'yi böyle bir tehlikeye atamam. O yüzden geri getirdim. Sen haklıydın. Yabancı bir ülkeye başımıza ne geleceğini bilmeden gitmek çok zor. Hele bir de çocukla. Öyle, evet. Peki ne yapacaksın, ne düşündün? Yeni hüviyetime daha özgürüm. Ama suçsuzluğumu ispatlamam lazım. Cemre'yi almak için. Yani Mustafa Yılmaz hayatıma geri dönmek zorundayım, ne pahasına olursa olsun. İyi de nasıl olacak bu Mustafa? Yani senin masum olduğunu bilen biri var mı ki? Var. Biri var. Nasıl, kim? Çalıştığım fabrikadaki sekreter. Leyla Hanım. Turhan Bey'in de sevgilisi olduğu söyleniyordu. İyi, tamam. Ben yardım edeyim sana. Yani istersen konuşabilirim o kadınla. Yok, sen yapabileceğim bir şey yok. Bunu benim halletmem lazım. Leyla Hanım uzun zamandır sessizliğini bozmadı. Onu konuşmaya ikna etmek çok kolay olmayacak. Ama eğer özgürlüğün buna bağlıysa. Öyle. Masum olduğumu ispatlamam lazım. Kızıma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Macide Hanım'ın bana nasıl baktığını gördüm. Korktuğu için öyle bakıyor. Çünkü benim katil olduğumu düşünüyor. Kimsenin ne bana ne kızıma öyle bakmasını istemiyorum Figen. Ben senin yanındayım. Şartlar ne olursa olsun. Hep yanındayım. Biliyorum. Sağ ol. Benim gitmem lazım. Birkaç işim var. Sonra da hastaneye gideceğim. Gerçekten test yaptıracak mısın? Evet. Ben Sinan'ı seviyorum. Onun başına bir şey gelmesini istemem. O masum bir çocuk. Aynı şey benim kızımın başına da gelebilirdi. Değil mi? Hem belki böylece Cemre'yi de korumuş olurum. Ben de gelmek istiyorum seninle. Hem ben Sinan'ın doktorunu tanıyorum. Yani ona yaptırırız. Sonuçları daha hızlı almamız sağlar. Tamam. O zaman öğleden sonra buluşuyoruz. Olur. İyi günler. Sana da.